İşaret 1. Evet, zekatın vücubu kat'isinde ve onun kabilesi olan sadakaya ve karzı hasene, daveti Kur'an'iden ve ribanın vesailiyle beraber hürmeti şedidesinde azim bir hikmet, ali bir maslahat, vasi' bir rahmet vardır.'' Allah'ın zekatı kesin bir dil ile yani farz olarak ve onun tamamlayıcıları hükmünde olan sadaka ve karşılıksız borç vermeyi de şiddetli bir şekilde tavsiye etmesi fakir ile zengin, zayıf ile kuvvetli arasında kuvvetli bir bağ ve denge oluşturmaktadır. İki dünya savaşı da sınıflar arası haksız aşırı uçurumlar, aşırı uçurumlar yüzünden meydana gelmiştir. Zekat ve onun türevleri tam tatbik edilmiş olsa idi, bu haksızlık ve iki sınıf arasındaki uçurum oluşmazdı. Faizin şiddetli bir dil ve emir ile yasaklanmasında da, yasaklanmasında da aynı mana hükmetmektedir. Zekat ve türevleri nasıl zengin ile fakir, kuvvetli ile zayıf arasında bir köprü, faiz ve türevleri de tam tersine bu köprüyü yıkan uçurumu derinleştirip, pis bir illettir. Bu yüzden Kur'an zekatı emretmiş, faizi ise yasaklamıştır. İnsanlığın sosyal ve siyasal saadeti bu iki hükmü tatbik etmekle mümkündür. Bütün ihtilalatı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlakı seyyenin menba'u dahi bir kelimedir. Birinci kelime ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime sen çalış ben yiyeyim. İşte medeniyet bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlakı ve ahlaki mektepleriyle ve şiddet inzibat ve nizamatı beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi hayatı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile kallar eder tedavi eder. İkinci kelimenin esasını hürmeti riba ile kalar edip tedavi eder. Evet, ayeti Kur'aniye alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakitlerine girmeyiniz emreder.